Evet, geçen hafta Diyarbakır, Bisküvi tarafındaydık. Şimdi ise biraz vatandan, Türkiye'den uzak bir diyardayız. Ata diyarı, Kırgızistan'dan tüm dostlara en derin selam ve sevgilerimizi iletiyoruz. Kırgızistan'ın güneyindeki Oş vilayetinin Nokat ilçesindeyiz. Burası ise rahmetli kayınpederimin evi. Bir haftalığına buraya geldik. Şimdi inşallah birazdan buradan sahabe dedikleri bir piknik alanına gireceğiz. Evet arkadaşlar, kısa bir mesafeden sonra Nokat'tan yola çıktık ve piknik yapacağımız sahabe bağına geldik. Buraya gelir gelmez size işte böyle devasa kavak ağaçları karşılıyor. Gerçekten çok görülmeye değer bir mekan. Yani Oş'a yolunuz düşerse, Kırgızistan'ın güneyindeki Oş vilayetine bir Nokat'a gelip ve Nokat'ta ise bu sahabe dedikleri piknik alanına gelmenizi tavsiye ederim. İşte gördüğünüz gibi bu şekilde arkamda perde var. Gölgelik yapmışlar tabii yol güzergahında. İşte böyle devasa ağaçlar bulunuyor. Ve şimdi birazdan ilerleyelim. Gerçekten gezip görmeye değer bir mekan. Tabii gönül isterdi ki gerek çevre bakımı olsun, gerek içindeki yani oyun parkları olsun veya insanların dinlendiği yerler olsun daha bakımlı olsaydı. İnşallah ileride onlar da olur. İşte şurada hemen göstereyim. Burada şöyle yerler var. Bunlara sörü deniliyor. Yani bizim Güneydoğu'da sıcaktan dolayı insanlar bilir. Yazın sıcak olduğu için damda yatılıyor. Böyle tah dediğimiz yerler. İşte burada işte sörü deniliyor. Pikniğe gelen insanlar bu sörülerde kendilerine ayrılan yerde kalıyorlar. Minderler veriliyor, döşekler veriliyor. Tabii onlar serildikten sonra insanlar keyifle uzanıp pikniği yapıyor. Aleykümselam. Evet, bu şekilde gördüğünüz gibi devasa kavak ağaçları gölgesinde yolumuza devam ediyoruz. Hemen şurada gösterelim. Gerçekten hoş bir koridor oluşmuş. Sağlı sollu devasa kavak ağaçları. Herhalde bunlar bir 20-25 yıllık olsa gerek. Peki, selamun aleyküm. Bu daraklar kaç yıllık tahminen malumatınız var mı? Hala bu daraklar kaç yıllık? 100 yıllık var da. Evet, işte yanılmışım, 20-25 demişim. 100 yıllık da bana. Şurada bir tane ablamız var, hemen size göstereyim. Selamünaleyküm, yaşlısınız. Yol kenarında. Kim bak yoksa buralar var mı? Bırak yarın adım yoktu. Kim veremem, kuda kalırsa. Adı primi değil, prosto hazır yapmaz. Selamünaleyküm, yaşlısınız. Evet, yol kenarında gördüğünüz gibi bunları satıyor. Ve yiyeler. Teşekkürler. Kendileri bu ağaçların yaklaşık 100 yıllık olduğunu söyledi. Gerçekten de baktığınızda. Çok devasa. Bana kuruttanam yek geldi. Evet, bak. Teşekkür ederim. Hemen göstereyim size. Bunlara kurut deniliyor. Aslında bizim burada çökelek mi desek ne desek var Türkiye'de. Türkiye. Özellikle Doğu ve Güneydoğu'da yapılıyor. Yanılsam süzme. 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 Ve burada çok seviyorum. Bana hediye veriyor. Hayır. Bitti. Yemeyeceğim. İşte. Buradaki insanların misafirperverliği beni mahcup etti. Çok teşekkürler. Keter Rahman, sağ olun. Gördüğünüz gibi. Burada işte hemen farklarını gösteriyor. Gördüğünüz gibi daha kocamanlar. Evet, gördünüz mü? Yani yaklaşık 250 gram yani 4-1 kilo gelir gibi. Keter Rahman hala. Sağ ol. Allah bereketini versin. Hayır. Bana kurutlarımız bu kurut atalakları görürler. Bu boş kakalı. Hemen farklı kurutlar olduğunu söylüyor. Kendisine bereket diliyoruz. Hayırlı satsa diyoruz. Hayır. Sağ olun. Selamat olun. Evet. Yolumuza bir şekilde devam ediyoruz. Gördüğünüz gibi. Sahabe geldiniz de. İşte sizi böyle ilginç bir rengarenk kulübeler karşılıyor. Buraya gelen insanlar işte burada kendilerine ayrılan yerlerde kalıyorlar. Burada her şeyi döşekler. Döşek, yastık gibi şeyler veriliyor. Selamünaleyküm. Yaşlı mısınız? Mesela burada işte gördüğünüz gibi bir tane yaşlı anamız var. Bir de burada yağışlı bir tane deve var. Esselamu aleyküm. Yaşlısın. Burada bunlar hazır veriliyor. İşte burada gördüğünüz gibi pilav var. Özbek meşhur Özbekistan pilavı. Ve burada ise misafirlerimiz. Sizler kayadan geldiniz? Nokat'tan. Nokat'tan mı? Yapıştırırsak.
Nogat'tan gelmişler. Burada işte kendine gördüğünüz gibi sürü deniliyor buraya. Tabii taht deniliyor. Siz nerelisiniz? Biz Batman. Batman. Türkiye'den. Ha, Türkiye'den Batmanlısınız. Evet. Ha, ben de Türkiye'de yaşıyorum. Öyle mi? İşte gördüğünüz gibi bir tane ablamız var burada. Hoş geldiniz. Nerede yaşıyorsunuz? Ha, İstanbul'da yaşıyorum. Okey. Yaşlı demeliler. Kofteker. Dua ise arkadaşlar Özbekistan'ın önemli, yani Özbek halkının önemli adetlerinden birisidir. Yemeğe dua ile oturulur, dua ile kalkılır. Ablamız, evet, teyzemiz güzel dua etti. Rabbim kabul etsin. Amin. Görüşmek üzere. Rahmet olsun. Gördüğünüz burada farklı farklı şeyler arkadaşlar. Çok güzel. İlginç. Şurada gördüğünüz gibi işte bomboş müşterisini bekliyor. Çok iyi, tam da hazırlanmış oturmaya. Müsait. Yani hani şark köşesi deniliyor ya. Aynen onun gibi. Tabii buraların olması olmazlardan ise karpuz. Karpuz yenidir. Selamun aleyküm. Yaşın ses. İşte gördüğünüz gibi burada arkadaşlar oturmuş dinleniyorlar. Çok güzel yerler. Merhabalar. Nasılsınız? How are you? Good. Nice. Where are you from? Germany actually. Oh, very good. Yeah. And you? Turkey. Turkey, yeah. From Istanbul. Nice to meet you. Merhabalar. Aysa. Birge cirotasın abi? Ya, birge cirotasın. Germanya'dan geliyor. Bir sosanız caktı mı? Sahaba caktı mı onlarını? Sahaba caktı. Ben özüm şu yerden alalım. Yok ya, konuklarımızdı. Almanya'dan dostlarımız. İstanbul'a dilge selamlar söylüyorlar. Biz de Berlin'e Almanya selamlarımızı iletiyoruz. Okay, see you. Evet, gördüğünüz gibi böyle arkadaşlar. Çok güzel. Onlar da Almanya'dan gelen arkadaşlar. İşte böyle bir yerde oturmuşlardı. İşte böyle güzel bir ortam. Yani Nokat'a, ülkenin güneyine yolu düşen olursa Nokat'ın sahabe piknik alanına gelmelerini tavsiye ederim. Tabii bizden önce gelen kayınbiraderim Aybek sağ olsun hemen ateşi yakmış. İşte gördüğünüz gibi dumanlar tutuyor. Burası da bizim ocağımız. Rabbim ocakları söndürmesin. Ve birazdan kebaplarımızı burada pişireceğiz. Gerçekten çok güzel bir yer. Tabii bizler acıkınca hemen yemeğe saldırırız. Bir şeyler bulup midemize indirmeye çalışırız. Dağ bayırda da tabii acıkan başka bizden başka hayvanlar vardır. Canlılar vardır. İşte bunlardan birisi ise gördüğünüz gibi şu buzağı annesini yakalamış ve güzel sütten emiyor. Tabii siz dağ bayırda dolaşırsınız da o dağ bayıra uygun ulaşım aracı olmaz mı? Hani düz asfalt otobanların Mercedes'leri, Ferrari'leri varsa buraların da işte gördüğünüz asıl Mercedes'leri, işte gördüğünüz bu atlar. Belki araçların gidemediği birçok yollar buradaki insanlar tarafından bu atlar sayesinde aşılıyor ve gidiliyor. Buranın Mercedes'leri ise belki bu güzelim atlardır. Evet, işte hayat bu ya, gerçekten ya. Çok güzel bir manzara. İlk taraftan koyun sürüleri. Kandesin bakayım, yaşasın mı? Mallar sizinki mi? Koylar. Hazır kayka var ortasına. Ye. Yeah. Ay, buyursa. Dağlık alandan geldiklerini ve şehre doğru geleceklerini söylüyor arkadaşımız. Kendilerine hayırlı, bereketli çalışmalar diliyoruz. Evet, çok büyük bir koyun sürüsüyle karşılaştık. Gördüğünüz gibi bir taraftan mini bir göl, bir taraftan da dağdan gelen koyun sürüsü. Yani şehir hayatından biraz sıkılmış, biraz da olsa doğanın tadını çıkarmak isteyenler için kaçınılmaz güzel bir yer. İşte gördüğünüz gibi bir tarafta su, bir tarafta ise dağlar ve bu dağların şu gördüğünüz gibi bu kısmı yarmış ve gelen sular. Tabii bu sular burnunda kalmıyor. Bu güzelin yanında
bu taraflara giderek nice dönümlük arazilere ise hayat veriyor, can veriyor. Evet, az önce şu ileride gördüğünüz yerden şundan gelmiştik. Şimdi ise bu şarıl şarıl akan suyun dibindeyiz. Şu gördüğünüz yol ise Nota tarafına su taşıyor. Buraları gerçekten çok kayalık yerler. Yani bildiğiniz gibi değil. Hemen göstereyim. Şu aşağıda işte suları görüyorsunuz. Onlar hemen yanı başında ise işte böyle dimdik kayalar yükseliyor. Bugünkü dağ yürüyüşümüz bu kadarlık. Şimdi yavaş yavaş en başta size anlattığım bu piknik alanımız sahabe kısmına, sahabeye doğru tekrar dönmeye çalışıyorum. İhtimalle yaklaşık bir 20-25 dakikalık bir yol beni bekliyor. Umarım sağ salim ulaşırız. Buradan tüm değerli dostlarımıza selam ve sevgilerimizi iletiyor. Daha güzel günlerde ve güzel yerlerde buluşmak dileğiyle sağlıcakla, mutlulukla kalın.